İkinci bölüm Yeni Enerji Öğretmenler, değişimi reddetmenin size ne yararı olur? Bunca yıldır bu yolda sonunda bu armağanı reddetmek için mi çalıştınız? Şimdi size her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu çalışmada henüz bebek olan ve size yeni gelenlere yol göstermeniz için. Artık onu yalnız başınıza yapamayacaksınız. Bu yüzden diğerlerine hoşgörü göstermeniz gerekecek.'' Biz sizi destekleyecek ve hep seveceğiz ve size eksikliğini duyduğunuz huzuru vereceğiz. Yazarın notu Şu anda okuduğunuz yazı 1992 yılının 4. gününde yazılmaktadır. Az önce okuduğunuz yazı ise 1991 yılının Aralık ayının başında yazılmıştı. Bu önemlidir ve Kiryon şimdiden söz ettiğinde size bir zaman çerçevesi verecektir. Kiryon sizinle şu ana dek olduğu gibi direkt olarak konuşmak istediği için onun bu ricasına aynı şekilde saygı göstermeyi sürdüreceğim. Ve ayrıca mesajın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için gerekli olduğunu hissettiğim yerde ara sıra parantez içinde italik harflerle yazılan yorumlar vereceğim. Bu Kiryon'un o anki düşünce aktarımını benim daha sonra gözden geçirdiğim aktarımdan ayıracaktır. Şimdiki bölüm az önce okuduğunuz bölümün bir devamıdır. Kiryon son celsede daha başka şeyler söyleyeceğini bildirmesine rağmen daha fazla bir şey aktarmadı. Ve ben yazının bittiğini düşündüm. Şimdi onun ne demek istediğini anlıyorum. Kitap devam ediyor ama o sözlerinin belirli, özel bir enerji içinde aktarılması için beklemek zorundaydı. Ki bu da 1992 yılının enerjisidir. Şimdiki bölüm daha çok metafiziksel inanç sistemi içindeki her türlü öğretmen içindir. Ama siz bir öğretmen olmasanız bile lütfen okumaya devam edin. Burada sizin için de bilgi olacaktır. Ben bu sözleri medyumik celseden önce yazıyorum ve bilgi verildikten sonra yorumda bulunmak yerine bunu bu şekilde sürdürmeyi seçiyorum. Böylece siz bu deneyimin canlılığını benimle paylaşabileceksiniz. Düzenleyici başlıkların celseden sonra koyulup koyulmadıklarını da merak edebilirsiniz. Hayır, onlar mesajlar alınıp yazılırken verilmiş ve oldukları gibi bırakılmıştır. Bu noktadan sonra gelenler sizin için olduğu kadar benim için de yeni karşılaşılan mesajlar olacaktır. Kiryon Celseleri Bölüm 2 Yeni Enerji Zamanlama ve Güç Merhaba, ben manyetik hizmetten Kiryon. Hepinizi yürekten seviyorum. Gerçekten bu iletişim özeldir. Bu mesajı şimdi alan herkes onu yeni enerji içinde alıyor olacak. Ve bu mesajı daha iyi anlamanız için partnerimle daha önce iletişim kurmadım. Gereken zamanlama dolayısıyla kendisine bu bilgiyi şu ana dek veremedim. Daha önce söylediğim gibi ben 1989 yılından beri buradayım. Benim halen Jüpiter gezegeninin yörüngesinde bulunan bir destek grubum var. Onlar bu enerji ağının yeniden ayarlanması işine enerji ve kaynak sağlayarak beni destekliyorlar. Ben manyetik üstad olmama rağmen bu iş yalnız başına yapılamaz. Bazılarınız onlar zaman zaman bu ayarlamayı yapmama yardım ettikleri önemli bölgelere gelip giderlerken onları görmüş olabilirsiniz. Onlar tam 11 yıldır buradalar ve 11 yıl daha benimle çalışmaya devam edecekler. Benim çalışmamın zaman süresi sizin için önemlidir ki neyin vuku bulduğunu tam olarak anlayabilirsiniz ve yeni eylem fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Benim bu 1992 yılının açılışı için 3 yıldır hazırlık yapmam gerekmişti. 1 Ocak 1992 değişim yıllarının başlangıcını oluşturmaktadır ve önümüzdeki 11 yıl boyunca sürecek bu değişimin 31 Aralık 2002'de tamamlanması beklenmektedir. Ben o tarihten sonra burada olmayacağım. Birçok kişi 18 ila 20 yıllık bir devreden söz etmiştir. Bu yanlış bir bilgidir. Benim görevim toplam 14 yıldan fazla sürmeyecektir. Ki bunun 3 yılı geçmiş ve sizi dünya üzerinde çok önemli ve anlamlı bir zamana getirmiştir. Bu konuda yanılmayın. Ben sizin beklediğiniz varlığım. Ben dünyanızın enerji ağını yeniden ayarlama ve böylece size çok önemli bir güç verme sorumluluğunu üstlenmiş olanım. Ben şimdi direkt olarak öğretmenlere hitap ediyorum. Birçoğunuz şimdi rahatsız oluyorsunuz. Neyin olmak üzere olduğunu anlayan bazılarınız ise en sonunda rahatlıyorsunuz. Ne ikiye bölünüş? Bu bölüm özellikle hepiniz içindir. Böylece ne hissettiğinizi ve bu konuda ne yapabileceğinizi anlayabileceksiniz. Ayrıca sahip olduğunuz Yepyeni bir güçle ilgili fırsatları size aktarmaya çalışacağım. Onun nasıl çalıştığını, onu nasıl kullanacağınızı ve onu talep etmenizin gizli güçlüklerini. Sistemlerle çalışanlar. Siz sistemlerle çalışan biri misiniz? Daha önce size doğuştan aldığınız insan aşılarından söz etmiştim. Bunların içinde en büyük aşı dizisi son enkarnasyonunuzdan getirdiğiniz damgalardır. Bunlar karma astrolojik burç, karma ile ilgili yaşam dersleri, manyetik alan kalıpları, yıldız karması ve daha başkalarını içerir. Her insan bedeni ayrıca henüz öğrenilmemiş bireysel dersleri ayırt eden kutbiyet dengelerine sahiptir. Birçoğunuz bu sistemlerle çalışırsınız ve onların kullanımında çok ustalaşmışsınızdır. Yıllardır bu metafiziksel tekniklerin kullanımı ile ilgili size verilmiş bilgi ancak perdenin benim bulunduğum tarafından gelebilirdi. Örneğin astroloji. Bu gerçek bir bilimdir. Size şimdiden manyetik alanınızın yaşam gücünüz ve spiritualiteniz için ne yapmakta olduğu ile ilgili bir izlenim verdim. Ve ayrıca yer çekiminin denklemin bir parçası olduğundan sizi haberdar ettim. Bir an durup çevrenizdeki diğer göksel cisimlerin, dünyanın yer çekimi üzerindeki etkilerini düşünün. Özellikle güneş sisteminiz gerçekten dünyanın manyetik sistemine ve dolayısıyla sizin süpürtüelitenize koltukluk yapar. Bunların hepsi birbiriyle ilişkilidir ve astroloji bilimi de bu diğer göksel cisimlerin sizi kişisel olarak nasıl etkilediklerini inceler. Bu bir damganın sadece bir örneğidir. Siz çevrenizdeki manyetiklerin uyum ve ayarı tarafından yaratılan belli bir süpürtüel enerjiyle doğarsınız ve bu andan itibaren sizin üzerinizde önceden tahmin edilebilir bir etki oluşturur. Bu dünya üzerinde tropikal bir bölgede ekilen ve büyüyen soğuğa dayanıklı bir ağaca ya da bitkiye benzer. Eğer o yerinden sökülüp bir başka yere götürülürse, hemen her yerde yaşayabilir olmasına rağmen büyüdüğü yere benzer bir çevrede çok mutlu olacaktır. Ve siz iklim daha sıcak ve nemli olduğundan bitkinin daha mutlu olacağını tahmin edebilirsiniz soğukta ya da kuraklıkta o daha az verimli olacaktır. Bu basit bir bilgidir. Bir canlının tohum koşullarını bildiğinizde onun davranışı hakkındaki ayrıntıları da tahmin edebilirsiniz. Ama bu, bunun böyle olduğunu anlayan kişiler hariç, gezegenlerin insanlara ilişkin konumuna nadiren uygulanır. Öyleyse bu astroloji sistemiyle çalışan biridir. Bazılarınız bedenin manyetik alanı üzerinde çalışırsınız. Bu gerçekten şifa çalışması yapmak olabilir ya da aura renklerinin, şekillerinin ve onların birey açısından anlamının incelenmesi ve öğretilmesi de olabilir. Sizler de doğum damgalarını inceleyerek sonuçlara vardığınızdan ve önceden tahmin edilebilir faktörlerle çalıştığınızdan sizler de sistemlerle çalışanlarsınız. Eğer siz herhangi türde bir harita kullanıyorsanız ya da çalışırken çizelgelere, tablolara başvuruyorsanız siz sistemlerle çalışıyorsunuz demektir. Karmik farkındalıkla meşgul olanlarınız bile insanlara kurallar kullanarak yardım ediyorsunuz. Eğer geçmiş yaşama dönüş çalışmaları yapıyorsanız ya da yaşam dersi damgalarını okuyorsanız sistemleri kullanıyorsunuz demektir. Hepiniz işinizle ilgili muazzam bir değişimle karşılaşacaksınız. Lütfen bundan korkmayın. Siz seviliyorsunuz ve çalışmanızdan ötürü kutlanıyorsunuz. Genelde çalışmanız eskisi gibi devam edebilir. Ama dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır. Ve özellikle farkına varılıp aranması gereken bir unsur vardır. Hepinizin şu anda rahatsız olduğunuza garanti verebilirim. Eğer siz sistemlerle çalışan biriyseniz ve bugünün enerjisiyle rahatsız değilseniz, o zaman ya size vermek üzere olduğum bilgiden haberdarsınız ya da dengenizi yitirdiniz ve farkındalıktan yoksun bir biçimde sistem çerçevesi içinde öylesine bulunuyorsunuz. Rahatsızlık duygunuz sizin süpürtüel liderler olmanızdan ama bununla birlikte bir şeylerin değişmiş olmasından ve o değişimin size sezgisel olarak güçlerinizin şimdi farkında olduğunu söylenmesinden kaynaklanmaktadır. Bazılarınız tehlikeyi haber veren olguyu şimdiden fark ettiniz. Aniden sistemlerinizin geçmişte oldukları kadar doğru olmadıklarını fark ettiniz gücünüzü yitirmekte olduğunuzu hissedebilirsiniz ki bu çok sıkıntı verici bir histir. Bunun sizin için olumlu, güçlü bir zaman olmasına rağmen gözlemlediğiniz şeyin belirsizliği kişiliğinizi biraz korkutmaktadır. Bu sizin için önemlidir. Siz sadece sistem uyumunuzu yitirdiniz ve en önemlisi siz bunu okuyup anladığınızda dünya tarihi başladığından beri size ve başka hiçbir insana nasip olmayan bir şeyi yapma konusunda ender bir fırsata sahip olacaksınız. Benim enerji alanı üzerinde yaptığım değişim sizin astrolojik haritalarınızı eğriltip çarpıtmaktadır. 1992 yılında herhangi bir türde bir gezegensel sistem referansı kullan kullananlarınızın onları yıl boyunca 2 ila 3 derece sağa çekmeniz gerekmektedir. Bu oldukça belirsiz bir şey olduğundan doğrulama ve doğruluk için Harita üzerine gizlice bunu yansıtan sadece sizin farkında olacağınız tamamlayıcı sayfalar koyun ve onları çevrenizdeki yaşam sürecinin realitesiyle kıyaslayın. Özellikle yardım etmeye ve şifa vermeye çalıştığınız insanlarınkiyle. Herhangi coğrafi ya da dünya zamanı referanslarını daha önce yaptığınız aynı tarzda yerleştirin. Sadece dünya dışı veçeleri değiştirin. Bu zamanda size tam 3 derecelik kayma için asıl zaman çerçevesini veremem. Çünkü şimdi benim çalışmamı siz insanlar yönlendiriyorsunuz. Ben sizin değişim, dönüşüm çalışmanıza uygun bir kaymayla karşılık veriyorum. Bu yüzden sizin nasıl yol alacağınızı bilmediğim için bu konuda kesin konuşamam. Bu kayma 1992 yılında 3 dereceden daha fazla olmayacak. Ama şu anda bu 1 dereceden daha fazla bir kaymadır. Haritalarınızın dünya dışı veçelerini değiştirmek şu anda gerçekten vuku bulandan geriye gitmek gibi görünebilir. Ama sizin sistemleriniz için bu doğru olacaktır. Fark dünyanın değişmiş olması ve onun çevresindeki şeylerin değişmemiş olmasıdır. Bunu şöyle bir benzetme ile açıklayabilirim. Eğer siz dönen bir tabure üzerinde hareketsiz oturarak dev bir mekanik makine tarafından besleniyorsanız ve birden bir şey tabureyi sola döndürürse Dev makine o andan itibaren yemeği sizin ağzınıza isabet ettiremeyecektir ve siz durumu düzeltmek için bir şeyi değiştirmek zorunda kalacaksınız. Aksi takdirde aç kalırsınız. Bu durumda o dev makinenin yerini değiştirmektense taburenin dönüşünü telafi etmek için başınızı ve bedeninizi hafifçe sağa kaydırmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Sistemler dışı çalışanlar eğer siz bir gören kimse iseniz, yani tamamen pisişik yetenekleriyle çalışan biriyseniz, siz sistemler dışı çalışan birisiniz demektir. Bu duru görürler, medyumlar ve tarot ve rune okuyucuları için geçerlidir. Bu çalışmalar sırasında verilen bilgi o anla ilgilidir. Bu bilgi geçmiş deneyimlerden ya da kalıp şeklinde olan evrensel bilgiden çıkarılmaz tarot ve rune okumalarının sistemler dışı olmalarının nedeni, onların o anda geçerli bir spiritüel tablo oluşturmak üzere bir araya gelene dek birbirleriyle bağlantılı olmamalarıdır. Onlar gerçekten grup ilişki ve etkileşimlerine ve yoruma açık işaret direkleridir. Siz gören kişiler kendinizi iyi hissediyor olmalısınız. Aslında çevrenizde her şey geçiş devresinde değişim halinde olduğundan olumlu bir değişiklik fark ediyor olmanız gerekir. Benim dünyanın enerji alanında yaptığım yeni ayarlama sizinle uyuşacaktır. Çünkü şimdi siz daha büyük bir görü ve doğru okumalar deneyimlemektesiniz. Benim yaptığım ayarlama bunun için doğrudur ve siz şimdiden sonra işinizde daha da büyük bir başarının tadını çıkaracaksınız. Siz ayrıca yaşamınızı harikulade bir biçimde değiştirme konusunda büyük bir fırsata sahipsiniz. İki arada kalanlar için sevgili varlıklar, hem sistemlerle çalışanlar hem de görücüler lütfen şunu anlayın. Deneyimlemekte olduğunuz içsel karmaşa yanlıştır. Hissettiğiniz korku nedensizdir. Ve ben henüz bu iletişimi sona erdirmeden, siz daha önce asla olmadığı kadar tam bir güçle ayağa kalkabilirsiniz. Bu benim hepinize getirdiğim tek sevgi mesajıdır. Büyük yeni güç. Hepiniz için, tüm insanlar için yeni ve önemli bir bilgi var. Bu 11 yıllık devrenin başlamasıyla birlikte siz damgalarınızı dönüşüme uğratma gücüne sahip oldunuz. Bu daha önce hiçbir insana nasip olmayan bir güçtür. Bu hem kişisel yaşamınız hem de işiniz üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Birincisi, bunun gerçekten ne anlama geldiğini, ona nasıl sahip olunabileceğini ve onu nasıl elde tutabileceğinizi anlamalısınız. İkincisi, onun sizin işinizi nasıl etkileyeceğini idrak etmelisiniz. Bu yeni ifşaatı daha iyi açıklamalıyım. Bu konuyu partnerimin çok dikkatli bir biçimde aktaracağına güveniyorum. Siz dünya katında çalışmanızla direkt ilişkili olan yeni ve güçlü bir niteliğe hak kazandınız. Benim buraya gelip dünyanın enerji ağını yeniden ayarlamaya başlamam bu süreci başlatmıştır. Bu korkulacak ya da kuşkulanacak bir olay değildir. Kozmosla herhangi bir biçimde uyumlu olanlarınız bu zamanın birçok kültürde ve birçok isim altında geleceğinin önceden bildirildiğini bilmektedirler ve o gelmiştir. Benim bu kitabın birinci bölümünde bitiş zamanı hakkındaki sözlerim dengeli olanlar için önemli müjdeler yüzünden birdenbire kesilmiştir. Tüm yaşamınız boyunca halletmeye çalıştığınız karmayı bir anda iptal etmek istemez miydiniz? Bir başka aura rengine sahip olmak ya da sabit, değişmez bir nitelikten kurtulmak istemez miydiniz? Astrolojik burcunuzdan bakıp usandınız mı? Bir yaşam dersini halletmeye çalışmaktan sıkıldınız mı? Bu sorular son derece önemlidir. Karma ile birlikte sağlık sorunları, izah edilemeyen korkular ve dertler, parasal sorunlar, insan ilişkileri, sınavları ve meslek bilmeceleri gelir. Karma ayrıca refah, sağlık, bilgelik, isteklerini tezahür ettirme ve bolluk da getirir. Karma ile ilgili yaşam dersleri üzerinize yüklenir. Onlar sizin için ona doğru çalışacağınız gizli bir hedef oluşturan genel damgalardır. Daha önce tarif edildiği gibi astrolojik kimliğiniz size yol boyunca zamanlama konusunda yardım etmesi gereken bir tohum damgadır. Ayrıca dünya üzerinde bulunduğunuz yer ve birlikte çalıştığınız insanlar da önemlidir. Onlar sizin karma grubunuzun bir parçasını oluştururlar. Ayrıca dünyada iyi anlaşılmayan bir şey de sizin yıldız karmanızdır. Hepiniz her seferinde dünyada ifade bulmazsınız. Birçoğunuz evrenin diğer bölgelerinden farklı öğrenim parametreleriyle gelirsiniz. Böyle gelir gidersiniz. Bu yıldız karması çoğunlukla ağır bir karmadır. Peki bu damgadan kurtulmak istemez miydiniz? Daha önce söylediğim gibi tüm bunlarda sizin bireysel yolunuza bağlı olarak iyi ve kötü dualitesi vardır. Peki bunlardan kurtulup özgürleşmek ne anlama gelir? Geçen bölümde size şifa sürecinden söz etmiştim. Onun insanın karması ve genel damgası ile ilgili olduğunu söylemiştim. Tüm insan hastalıkları, sakatlıkları ve dengesizlikleri direkt olarak karmik damga ile ilintilidir. Eğer hiçbir karmik damganız olmasaydı, hiçbir sağlık sorununuz da olmazdı. Kadim zamanlarda büyük tarihi kişilerin o kadar uzun bir ömür yaşamalarının nedenlerinden biri onların hiçbir karmik damga taşımamalarıdır. Onların birçoğu hiçbir karma taşımadan ilk kez geliyorlardı. Dersleriniz birçok enkarnasyonun yaşanacağı kadar uzun bir süredir devam ettiğinden böylece deneyimlenecek bir dersler kitabı ve karmaşık damgalar oluşturduğundan şimdi böyle damgasız gelen çok az varlık vardır yeni sevgi enerjisinden dolayı siz şimdi bu gücü talep edecek ve gerçekten karmanızın ve tüm eylem pencerelerinizin üzerinden atlayıp direkt olarak bir nötrlük haline ulaşacak yeteneğe sahipsiniz. Bu nötrlük dualite sürecini iptal eder. Derslere duyulan ihtiyacı yok eder. Sizi bir mezuniyet statüsüne ulaştırır ve muazzam bir güç sağlar. Bunun sizin için direkt olarak ne anlama geldiğini açıklayacağım. Sonra sizden bunun içerdiği olumsuz faktörleri de göz önünüze almanızı isteyeceğim. Yanılmayın. Bu yeni güç sizin dünya için değişim, dönüşüm çalışması yapabilmeniz için gerekli olacaktır. Dünyanın birçoğunuzun bu atlayışı yapmasına ihtiyacı olacaktır. Aksi takdirde önümüzdeki 11 yıl için elimizdeki görevi başaracak yeterli güç olmayacaktır. Bu nötr damgaya atlayışı gerçekleştirmenizle birlikte sizin için birçok olay vuku bulacaktır. Bu süreci daha sonra açıklayacağım ama önce mezuniyet statüsüne geçmenizin sizin için ne anlama geleceğini açıklığa kavuşturmalıyım. Mezuniyet statüsü normal olarak sizin buradan ayrılmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Basitçe koyarsak bu durumda artık sizin deneyimlenecek bir dersiniz kalmaz ve burada işiniz bitmiş olur.'' Ancak bu statü size daha erken, yani şimdi nasip olmuştur. Onu hak ettiniz ve o artık buradan ayrılmakla ilişkili değildir. Bu yeni statüye geçtikten sonra siz farklı olacaksınız. Yaşamınız değişecek ve kendinizi farklı hissedeceksiniz. Tüm değişiklikler en sonunda olumlu olacak ama her değişimde olduğu gibi bir uyumlanıp ayarlanma dönemi yaşamanız gerekecek. Ayarlanmadan sonra siz hala siz olacaksınız ama artık geçmişe ait bir damganız ve sizi herhangi bir hedefe yönlendiren bir damganız olmayacak. Bu bilgelik, anlayış, hoşgörü ve sevgi gerektiren bir süreç olacaktır. Kişiliğiniz istediğiniz gibi aynı kalabilir. Yaşamın en iyi yanları olarak algıladığınız şeyler her ne ise onlar sizin olarak kalacaklardır. Her zaman değişmelerini arzu ettiğiniz bölümler şimdi artık değişebilirler. İşte güç burada yatmaktadır. Şimdi siz tek sevgi gücü kaynağına direkt bir ulaşıma sahipsinizdir. İsa bu statüye sahipti ve o size bundan söz etmişti. O ayrıca sizin bu statüyü elde etme, onun gibi olma gücüne sahip olduğunuzu da söylemişti. İşte o güç buradadır. Ve dünyayı değiştirmek için o gücün yardımına ihtiyacınız vardır. Siz ayrıca çok daha uzun bir ömre de sahip olacaksınız. Yaşlanmanız yavaşlayacak ve hastalık gelip yakanıza yapışmayacak. Buna ek olarak siz şimdiki durumda sizi etkileyebilen tüm maddeleri içsel olarak aşabileceksiniz. Bu noktaya kadar bedeninize aldığınız maddeler temel genetik kodunuz vasıtasıyla karmik damganız tarafından incelenmiştir. Eğer karmik damganız aldığınız maddenin genel sonucuna uyuyorsa o zaman o kabul edilir ya da reddedilirdi. Bu geçme ya da kalma rutini iyi ve kötü maddeler için icra edilirdi. Böylece o sizin hasta olup olmamanızı, iyi ya da kötü beslenmenizi, metabolizmanızın hızlı ya da yavaş çalışmasını, ilaçları, vitaminleri ve sağlık çarelerini kabul ya da reddetmenizi belirlerdi. O ayrıca kanserden, kalp hastalığından, yüksek tansiyondan koruyabilir ya da bu hastalıklara izin verebilirdi. O yaşam sürenizi belirlerdi ve görünümünüz üzerinde etki yapardı. O ayrıca size çeşitli yetenekler de verirdi. Daha önce söylediğim gibi aşılar çoğunlukla size anlayışınızı ya da yeteneklerinizi sınırlamak için verilir. Sizin aşı yapınız daha geniş bir anlayışa ve yeteneğe izin verecek şekilde değişecek. Siz çevrenizdeki enerjiler tarafından etkilenmez hale geleceksiniz artık olumsuzluğu içinize almayacak, tam tersine her nereye giderseniz olumlu enerji aktaracaksınız ki bu koruyucu bir duruştan çok saldırgan bir duruştur. Daha önce isilik olmanıza yol açan, sizde alerjiler yaratan ya da sizi hasta eden yiyecekler artık sizi etkilemeyecekler. Hala sağduyulu bir biçimde beslenmeye devam edeceksiniz. Ama sizi çoğu şeyden daha farklı etkileyen maddeler artık etkileyemeyecekler. Siz başka türlü tayin etmedikçe hastalık sizi görmezden gelecek. Kazalar azalacak ve gereken bolluk hayatınıza akacak. Bunlar size gerçekten uzak, hayali şeyler gibi mi geliyor? Belki bu söylenenlere inanmıyorsunuz. Şunu bilin. Bu sayfadaki sözler sizin içindir. Siz bu sözleri tesadüfen okumuyorsunuz. Sadece doğru durum bu yazının size erişmesini sağlamıştır ve şimdi siz eylemde bulunma ya da bulunmama konusunda sorumluluğa sahipsiniz. Her iki durumda da yaşamınız değişecek. Çünkü siz gerçeği gördünüz. Eğer siz belli bir yiyeceği seviyorsanız ve tesadüfen o yiyeceğin olağan dışı bir şeyden yapıldığını öğrenirseniz, bu sizin o yiyecek hakkındaki düşüncenizi ebediyen değiştirecektir. Siz hala o yiyeceği yiyip ondan zevk alabilirsiniz.'' Ama onun kökeninin gerçeği hakkındaki bilginiz ve bilgeliğiniz sizi asla bırakmaz. Onu neden istemeyebilirsiniz? Nötr ne bir damgaya sahip olmanız, sizde daha önce asla deneyimlemediğiniz değişiklikler meydana getirecektir. Daha önce hiç yaşamadığınız ayartılar yaşayacaksınız hmm. ve işler sizin için değişecek, belki zorlaşır gibi görünecekler. Ayrıca ayarlama dönemi de ...sizin için pek hoş bir dönem olmayabilir. Doğduğunuz günden beri siz belli bir biçimde davranmaya alıştınız. Konuşmanız, arzularınız, eylemleriniz ve savunmalarınız... ...hepsi karma tarafından şekillendirilmiştir. Sizinle kızgın bir biçimde konuşan biri sizde öfke uyandırmış. Suçlanmanız savunmaya geçmenize neden olmuş. Kişilik düğmelerinize düzenli olarak basılmış ve bunun sonucunda ortaya beklenen bir tepki çıkmıştır. Bunlar karmiktirler ve ayrıca sizin damganıza bağlıdırlar. Neden bazı insanlar sürekli öfkelidir? Neden bazı insanlar sakindir? Tüm bunları yöneten sizin damganızdır. Çoğunlukla karmanız bu duyguların bazılarını aşmanıza ve korkuyu aşarak bilgeliğe ve huzura erişmenize yardımcı olacak şekilde yapılandırılır. Bu yüzden korkunun damganız yoluyla sizinle kalmasına izin verilir. Ama huzur doğal haldir ve belki ona erişmek için çalışmanız gerekebilir. Bu yüzden kişiliğiniz değişecektir. Evrensel bakımdan o daha iyi olacaktır. Ama o sizin diğerlerinden farklı görünmenize neden olacaktır. Size kızan bir insan artık sizde öfkeli bir tepki uyandırmayacaktır. Ama aynı zamanda siz çok rahat hale gelmiş bir parçanızı yitireceksiniz. Huzur ve sükunet doğaldır. Ama siz dram dolu, yoğun bir yaşam sürmüşseniz huzur size sıkıcı görünebilir. Deneyimleyeceğiniz en büyük ayartı hiç düşünmediğiniz bir şey olacak. Hiç acı çekmeden dünyadan ayrılabileceksiniz. Öylece ortadan kaybolup gidebileceksiniz.'' Bunu sezgisel olarak hissedeceksiniz ve bu işlem temiz olacak. Neden olmasın? Siz bunu yapacak güce ve bunu yapma iznine sahip olacaksınız. Bunu hayal edebilir misiniz? Bunu yapmanıza izin verilmişken neden burada kalıp çalışmaya devam etmeli? Yanıt çok açıktır. Siz hiç damgasız bir halde burada kalıp gücünüzü gezegeni değiştirmek için kullanmak üzere kontrat yapacaksınız. Buradan ayrılma izniniz mutlaktır ve bu size hiçbir olumsuz enerji getirmeyecektir. Siz perdenin bizim bulunduğumuz tarafına geçtiğinizde kabul edilip alkışlanacaksınız. Ben bunu gördüm ve mezuniyet statüsü harikulade bir şeydir. Hatırlarsanız son iletişimimde size sizin varlıklar arasında en saygı duyulanlar olduğunuzu söylemiştim. Biz hizmette olanlar çalışmanızdan ötürü size yürekten saygı duyuyor ve sizi çok seviyoruz. Sizin mezuniyetiniz en muhteşem mezuniyetlerden biri olacak. En sonunda buraya geldiğinizde evren için gerçekten ne yaptığınızı ve eylemlerinizin hepimize nasıl yardımcı olduğunu tam olarak kavrayacaksınız. Tüm bunlarla birlikte gerçekten kalıp çalışmayı sürdürebilir misiniz? Bu statüyü talep etmeden önce bu konudaki azim ve kararlılığınızı gözden geçirin. Siz yardım alacaksınız ama ayartı her gün güçlü olacak. Artık birlikte olduğunuz karmik grup size bağlı olmayacak. Bu sizin için hepsinin içinde en acı verici olanı olabilir. Birçok arkadaşınız hatta eşiniz sizi terk edebilir. Onlar için siz değişmiş ve bir başka insan olmuş olacaksınız. Bu insan zihni için olumsuz ve keder verici bir durumdur. Sevgi mükemmeldir ve o alemde o bu şeyleri mükemmel olarak görür. Tıpkı uygun ölümü de mükemmel olarak gördüğü gibi. Ancak siz insanlarla olan bağlarınızın yokluğunu hissedebilir, onları özleyebilirsiniz. Bu ayarlama döneminin bir parçasıdır. Peki, siz eğer gerekiyorsa yalnız kalabilir misiniz? Siz sizinle aynı taahhütte bulunmuş bir eş bulamayabilirsiniz. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Statü değişimi yapıp yalnız kaldığınız için burayı terk etmektense bu durumda olduğunuz gibi sevgi ve anlayış içinde devam etmeniz, şu anda zevk aldığınız ölçüde aydınlanmayla elinizden geleni yapmanız sizin için çok daha iyi olabilir ego karmasından dolayı diğer aydınlanmış insanlar bile sizi terk edebilirler. Ego sizin en kötü düşmanınız olacaktır. Belli bir dereceye kadar egonuz sizin damganız tarafından kontrol altında tutuluyor ya da serbest bırakılıyordu. İsa bile hayatında belli zamanlarda kendi gücünü fark ettiğinde ego ile ilgili bazı sorunlar yaşamış ve aydınlanmamış olan insanlar karşısında sabır ve hoşgörüsünü yitirecek hale gelmişti. Ego esasen beşeriyidir. O perdenin bu tarafından göz önüne alınan, hesaba katılan bir şey değildir. Ben bir biyolojik zihnin kendine aşırı önem vermesinden, kendini fazla yüksek görmesinden söz ediyorum. Ego, daha büyük, daha küçüğün, daha fazla, daha azın etrafında olduğunda ortaya çıkan şeydir. Perdenin benim bulunduğum tarafında böyle bir durum asla söz konusu değildir. Burada daha küçük, daha az diye bir şey yoktur. İnsan egosu haksız bir güç duygusudur ve o insan zihni için bir uyuşturucu gibidir. Aslında onun sizi kontrolü yitireceğiniz kadar etkilemesini önlemek için ek bir aşıya daha sahip olmanız gerekecek. Damgaların bir hayli şeyi etkilemesine karşın her insanda göz önüne alınması gereken ortak biyolojik sistemler vardır. Örneğin ego, cinsel şehvet ya da açlık gibi. Yüksek benliği sürekli rahatsız eden ama biyolojik olan ve bundan dolayı da dengelenmesi gereken şeyler. İnsan olmak sadece diğer insanlarla başa çıkabilmek için bile bir miktar egoyu gerektirir. Ama sizin durumunuzda siz gerçekten çoğu insandan daha güçlü olacaksınız.'' ve ego tepkisi çok kuvvetli olacak. Ego sevginin yerini alır ve eğer siz ben merkezci hale gelirseniz o zaman statünüzü sürdürmek için gerekli dengeyi yitirirsiniz. Size henüz bunun sonuçlarını açıklamadım. Siz dengede kalmalısınız. Aynı zamanda siz saldırgan bir spiritel doğaya sahip olmalısınız. Bunu açıklamama izin verin. Özellikle aydınlanmış olanlarınız bunun sizi ilgilendirdiğine garanti verebilirim. Siz başka insanlarla ilişki kurmak zorunda olduğunuz sosyal durumlarda pisişenizi herhangi bir biçimde korumaya çalışıyor muydunuz? Enerjinizi böyle ortamlarda dağılmaktan korumak için önlemler alıyor muydunuz? Enerjinizin sömürüldüğünü ve bu yüzden kendinizi yine eski yüksek titreşiminize çıkarmak zorunda olduğunuzu hiç hissettiniz mi? evinizde titreşimin yüksek kalmasına yardımcı olan yükseltici gereçler kullanıyor musunuz? Yabancılara dokunduğunuz zaman onların enerjilerinin sizi nasıl etkileyeceğini bilinçli olarak düşünüyor musunuz? Bu tür şeylerden dolayı tasalanıyor musunuz? Bu savunmacı bir yapıdır ve artık uygun değildir. Şimdi yedek arzu ettiğiniz titreşimde kalabilmek için bunu yapmanız gerekli olmuş olabilir. Ama şimdi bu tutumu bırakmalısınız. Artık başka herhangi bir düşük titreşimin sizi etkilemeyeceğinden endişe etmeniz gerekmez. Bunu yapabilir misiniz? Bu gerçekten zor olabilecek bir zihinsel değişimdir. İsa'yı insanlar arasında dolaşıp onlara dokunurken, onlara şifa verirken ve onlarla konuşurken düşünün. Onun aydınlanmamış olanları arayıp buluşunu ve onlara güç verişini düşünün. O daima saldırgan bir tutum içindeydi. O güç kaybetmek yerine güç verdi ve siz de böyle olmalısınız. Bunu sakın gezici bir vaiz gibi olmakla karıştırmayın. Bunu sadece sizin kendi gücünüze ve onun çevrenizdekilerle dengesine ilişkin olarak söylüyorum. Siz birilerine dokunduğunuz zaman onlar sizden bir şeyler alacaklardır. Nokta. Sizin gücünüzle ilgili olarak artık olumsuzun olumluya hiçbir akışı olmayacaktır. Sizin dengeniz o durumu iptal edecektir. Siz düşük bir titreşimin sizin titreşiminize karışıp size zarar verdiğinden asla korkmak zorunda kalmayacaksınız. Düşük titreşimli insanlar sadece sizin bu konuda düşünmenize gerek kalmadan sizin çevrenizde bulunarak değişime uğrayacaklar. Titreşim yükselticileriniz artık sizin için gerekli olmayacaklar. Bir öğretme kapasitesi içinde siz birçok geliş gidişe tanık olacaksınız ki bunlar sizin eski enerjiyi değiştirici aygıtlarınızdan yararlanabilirler. Ama siz artık onlara ihtiyaç duymayacaksınız. Ayrıca siz bu aygıtları kendiniz de şarj edebileceksiniz. Siz bir güç ve olumlu etki üretici haline geleceksiniz. Hiçbir şey sizin gücünüze nüfuz edemeyecek. Bu sözüne ettiğim tek sevgi kaynağıdır ve o mutlak bir güçtür. Hatta damgasını değiştirmeyenler bile bu yeni durumdan yararlanabilirler. Bu konudan daha sonra söz edeceğim. En zor yeni ayarlamalardan biri de sizin geçmişe psikolojik bağlılığınız hususunda olacak. Bunun aydınlanmış bir özellik olmadığına çok beşeri bir özellik olduğuna lütfen inanın. Hepiniz şimdiye kadar damganızın bir parçası olarak geçmişi biraz kutsal olarak görüyordunuz. Ölmüş aile üyelerini aşırı hürmetle anıyordunuz. Geçmiş olayları hayal ediyordunuz. Hatta bazılarınız geçmiş anıları size hatırlatacak objeleri özenle saklıyordunuz. Bu tutumlar olumsuz ve aydınlanmamış tutumlardır ve onlar size dengeli hale gelme sürecinizde anlayışa kavuşarak onların üzerine çıkabilmeniz için verilmişlerdir. Dengeye kavuştuğunuzda şimdi zaman çerçevesinin her zamankinden daha çok farkında olursunuz. Geçmiş olaylar sizin için uygun bir biçimde nötr hale gelirler. Ölmüş aile üyeleri ya ruhen sizinle birliktedirler ya da çoktan yeniden enkarne olmuşlardır. Onlar sizin karma grubunuzda bir biçimde şimdi sizinle birliktedirler. Sadece bu idrak bile size şimdiki anın çok daha iyi bir perspektifini vermelidir. İnsanlar anıları ve geçmiş olayları bırakmayı öğrenmek için hayatlar harcarlar. Ama siz nötr aşıyı talep ettiğinizde bunu da hemen gerçekleştirebileceksiniz. Zihni geçmişe yolculuklarla meşgul etmek olumsuz enerjilere bir bağımlılıktır. Bu anılar sizi bir hüzün ve keder, özlem ve kendine acıma noktasına getirirler. Onlar ayrıca öfke ve doyumsuzluk hisleri yaratırlar ki bunların hepsi de olumsuzdur. Geçmişinize ait bu duyguları neden barındırdığınızı inceleyin ve onların size hala uygun gelip gelmediklerine karar verin. Not Bir karmik grup üyesinin geçmiş ifadesine saygı göstermek ve onu kutlamak son derece uygundur. Siz geçmişe ait objeleri bu yüzden mi saklıyorsunuz? Yoksa onlar bir başka şeyin olmasını dileme hissi mi yaratıyorlar? Her bir varlığın sahip olduğu birçok ifade, gerçeği göz önüne alındığında zihni o insandan kalan şeylerle, anılarla meşgul etmek hemen hemen anlamsız bir şeydir. O sadece sizin tekamülünüz için karmik bir gereçtir. O insanın geçmiş ifadesine saygı göstermek amacıyla ona ait objeleri saklamak onurlu bir şeydir. İnsanın aydınlanmış bir biçimde geçmişe saygı göstermesi ile olumsuz bir biçimde geçmişi hatırlaması arasındaki fark basittir. Siz o anı ya da obje karşısında sevinç mi yoksa üzüntü mü hissediyorsunuz? Sevinç tek uygun histir. Siz o nötr aşıyı aldığınızda artık geçmişi düşünmeyeceksiniz. Aslında belleğiniz sağlam olacak. Ama bir insan olarak hissetmeyi beklediğiniz duyguları artık hissetmeyeceksiniz. Bu size garip görünecek. Ölmüş sevdiklerinizi gerçekten sevmiş olup olmadığınızı düşüneceksiniz. Eğer sevmişsem onların gittiklerine üzülmem gerekmez mi diye düşüneceksiniz. Onlar hakkında çok az bir insani üzüntü hissettiğiniz zaman kendinizi sorgulama eğilimi göstereceksiniz. Yoksa duygularınızı mı yitirdiniz? Hayır, sadece damganızdan kurtuldunuz. En son olarak da sahip olacağınız yeni kapsayıcı duygu, yeni sevgi titreşimi olacaktır. Bu size ağır görünecektir. Sorumluluk açısından ağır. Siz şimdiyi neredeyse benim kadar gerçekten algılayacaksınız. Ve onunla birlikte yoğun bir sorumlu eylemde bulunma duygusu gelecektir. Bu şimdiye dek sevgiyle ilişkilendirmiş olabileceğiniz özgür ve kolay türde bir duygu değildir o İsa'nın yüzünden yansıdığını gördüğünüz türde bir sevgidir. O bir insanın yüzüne baktığınızda onun ruhunu tanıyan bir yerden gelen bilge sevgidir. O sadece hayal edilmiş, onur tülüne sarılıp sarmalanmış ve yeni doğumun sevinç ipiyle bağlanmış bir düşün güzelliğidir. Bu yeni hislerde hiçbir saçmalık ve anlamsızlık yoktur. Bunlar uygun yaşamı olduğu gibi uygun ölümü de gerçekten anlayan ve kutlayan bilge hisleri temsil ederler. Siz kendinizi büyümüş bulacaksınız. Peki bu gerçekten sizin için mi? Ayarlama ve yardım. Siz bu değişimi gerçekleştirdiğinizde yardıma ihtiyacınız olacak. İşte bu hizmette olanlar bu noktada devreye gireriz. Biz sizin ne zaman hazır olduğunuzu anlarız. Sizin en azından bir yeni aşı almanız ve rehberlerinizin değişmesi gerekecek. Her ikisini de şimdi açıklayacağım. Daha önce size daha doğuştan insan zihnine yapılan aşılardan söz etmiştim. Bu aşılar temelde o insanı kısıtlamak için tasarlanmıştır. Onlar sizin ruhunuzu doğru olarak idrak etmenizi ve süpürtüel olanın nasıl fiziksel olanı dengeleyip tam bir bilim yarattığını anlamanızı engellerler. Bu aşılar olmasaydı hiçbir sınav ve öğrenim olmazdı. İsa bu dünyaya hiç damgasız ve aşısız bir biçimde gönderilmişti. Bu onu diğer herhangi bir insandan çok daha farklı kılmıştır. O burada öğretici bir üstad olarak bulunmuştur. O bunu biliyordu ve onun gerçekten başa çıkmak zorunda kaldığı tek zor şey biyolojik ve herkes için ortak olan şeylerdi. O da herkes gibi duygular, dürtüler, acı, ego ve yorgunluk hissetti. Ama onun sizin gibi bir dizi aşısı yoktu. Aşılar ruh varlığınızın aktif bir rol oynamasını engelleyen kısıtlayıcılardır. Onları doğuştan alırsınız ve biz hizmettekiler onları değiştirmedikçe onlar asla değişmezler. Çoğu kez bir insan tekamülünde onu hak edecek belli bir noktaya eriştiğinde ona yeni aşılar yapılır. Siz bir aşıyı değiştirecek güce sahip değilsiniz ve bunun böyle olması uygundur. Bir aşının değişme zamanına örnek olarak bir insanın açılan bir eylem kapısından geçip karmik bir damgayı başarıyla açtığı zamanı verebiliriz. Bu vuku bulduğunda ilk aşıya uyacak yeni bir aşı yapılması ve ayrıca aşılmış karmik damgayı iptal etmek gerekir. Eğer bu böyle olmasaydı, siz onu halledip aştığınız halde o karmik özelliği hala taşıyacaktınız. Bu yüzden yeni aşı sizin farkındalığınızı ve ayrıca damganızı yeniden ayarlamak için yapılır. Bu gerçekten sizin genetik kodunuzun manyetik dengesini değiştirir. Mezuniyet statüsüne geçtiğinizde sizin büyük bir yeni aşıya sahip olmanız gerekir o sizin tüm karmanızı iptal etmek üzere sunulur. Bu değişim dönüşümün mekaniğidir ve bu görevleri yapan biz hizmettekileri de içerir. Siz belki de çevrenizde size hizmet için bulunan varlıkların, rehberlerinizin şimdiden farkındasınızdır. Bazıları onlara melekler der ve bu da uygundur. Biz dersteki insanların yoluna hizmet eden bu varlıkların enerji paketlerini derhal tanırız. Siz eğitim gören bir dünyalı atlet gibisiniz. Çevrenizde çeşitli hizmet hiyerarşilerinde bulunan bir destek grubunuz vardır. Size en yakın olanlar sizin rehberlerinizdir. Size en uzak olanlar ise benim varlığım gibi okulunuzun mekaniği ve sürdürülmesiyle meşgul olanlardır. Her biriniz halen iki rehbere sahipsiniz. Bunlar başka hiç kimseye değil, sadece size ait rehberlerdir.'' Bunlar sizi yargılayan ya da sizi değerlendirmek üzere izleyen varlıklar değildir. Onlar spiritüel hizmetkarlar ve yardımcılardır. Bazıları iki enkarnasyon arasında bulunanlardır ve bu yüzden her zaman rehberlik hizmetinde değildirler. Bazıları bu hizmetin ustalarıdır ve daima rehber olarak kalacaklardır. Bu bunun yoludur ve onun nedeninin açıklanması için Perdenin bu yanına geçmeyi beklemeniz gerekir. Çünkü bu şu anda sizin yolunuzla herhangi bir biçimde ilgili değildir. Belki birçoğunuz rehberlerinizin farkındasınız ama iki rehberden daha fazlasını algılıyorsunuz. Sadece çok az kişiye perdenin öte yanındaki bu varlıkların özellikleri arasındaki farkı ayırt edebilecek bir ayarlama yapılmıştır. Çoğu zaman siz sadece figürlerin veya şekillerin farkındasınızdır. Sizin kişisel olarak sadece iki rehberiniz vardır. Geriye kalanlar çoğunlukla orada bir takım nedenlerden ötürü bulunan çevresel varlıklardır. Ve bu nedenlerin hiçbiri yanlış değildir. Hatırlarsanız dünyada başka öğrenim ifadelerinden ötürü bulunan sizden farklı birçok varlık olduğunu söylemiştim. Böyle birçok geliş gidiş olmaktadır. Siz genelde onların farkında değilsiniz ama zaman zaman onları algılarsınız. Şimdi sizin olmayanı açıklamaktansa sizin olanı tanımlamak daha basittir. Evet, siz sizi çok seven ve daima yanınızda bulunan iki rehbere sahipsiniz. Değişiminiz gerçekleştiğinde siz büyük bir ayarlamaya maruz kalacaksınız. Bir ya da iki rehberinizi kaybedeceksiniz ve bir başka rehber kazanacaksınız. Siz dünya üzerinde üç üstad rehbere sahip az sayıda varlık arasında olacaksınız. Bunlar size öğretmenlik yapma ve yerküre için enerjiyi dönüşüme uğratma görevinde yardım edecek üstad rehberlerdir. Ben bu bilgileri düşünce grupları halinde partnerime aktarırken dahi üstad rehberler bir araya gelip toplu halde dünyaya hizmete gidiyorlar güneş sisteminizin çevresinde büyük bir faaliyet vardır. Eğer istediğiniz uzaklığa kadar uzay yolculuğu yapabilseydiniz, gördükleriniz karşısında telaşa kapılabilirdiniz. Ve bu bilginin şu anda size bir yararı olmaz. Rehber değişimi ile yeni aşıyı birlikte deneyimleyeceksiniz. Eğer duyarlı, hassas biri olduğunuzu düşünüyorsanız, hele biraz bekleyin. Bu diğer gezegenlerde simsiyah bir karanlık olarak tarif edilmiştir. 90 günlük bir zaman dönemi boyunca yönsüz kalacaksınız. Adeta en iyi arkadaşınızla birlikte tek çocuğunuzu da kaybetmiş olduğunuzu hissedeceksiniz. Doğuştan sahip olduğunuz rehberlerin ayrılışı içinizdeki ruh varlığı tarafından derin bir biçimde hissedilir. Daha önce ruh varlığınızdan söz etmiştim. Ruh varlığınız perdenin her iki yanının da bütünüyle farkında olan ama direkt olarak dünya yaşamınıza katılması aşılarınız tarafından engellenen parçanızdır. O daima oradadır ve o sizin mutlak surette ebedi olan parçanızdır. O beni bilir ve ben de onu bilirim. O sizin tüm ifadelerinize çok aşinadır ve o sizin insan spiritüalitesi olan parçanızdır. O ayrıca Tanrıyı aramanız için sizi sürekli dürten yanınızdır. O bir cinsiyete sahip değildir. Siz kendi ruh varlığınızla direkt iletişim kuramadığınız için bu hisleri anlamayacaksınız. Onlar izah edilebilir hisler olmayacaklar. Rehberleriniz sizden ayrıldıkları zaman ruh varlığı yalnız kalır. O asla rehbersiz kalmamıştır ve onlar onunla sürekli temas içinde olmuşlardır. Eğer olur da rehberlerinizi görürseniz o zaman onların o sırada ruh varlığınızla iletişim kurmakta olduklarını bilin. Bunlar size inanılmaz gelebilir ama bunlar öğretmenlerin gelişi ve gidişi başka öğretmenlerle konuşmaları gibi okulunuzun basit mekaniğidir. Buna inanın. Rehberleriniz sizi terk ettiklerinde bundan daha büyük bir boşluk duygusu olamaz. İki rehberden biri kalacak olsa bile her ikisinin de bulunmadığı bir dönem geçirmeniz gerekecektir. Kalan rehber ayarlama dönemi boyunca sizden uzaklaşmak zorundadır. Bu rehberler ruhunuz için var olan saf sevgi enerjisi ile olan tek teması temsil ederler. Onlar ayrıldıklarında siz de ölmek isteyebilirsiniz. Bu durumda meditasyon sizi teselli edemeyecek, kederinizi hafifletemeyecektir. Merkezlenmeye çalışmanız işe yaramayacaktır ve dualarınız gökyüzüne çarpıp geri döner gibi görüneceklerdir. İsa çarmıhta acı çekerken o da geçici olarak refakatçilerinden ayrılmıştı. Bu o zaman esnasında gerçek ölümlülüğe izin vererek ona yardımcı olmak içindi. Aksi takdirde o istemeyerek ayrılabilirdi. Ayartı çok büyük olurdu. Eğer bu size kafa karıştırıcı gibi görünüyorsa yine bilin ki gerçek sevgi perspektifinde her şey doğrudur. Bu onun için bir yardımdı ama rehberlerinin ayrılışı sırasında o doğumundan beri kendini ilk kez tamamen yalnız hissetti. Bu sizin içinde çok düzeninizi bozucu, karıştırıcı ve rahatsız bir durum olacaktır. Siz neredeyse kendi ölümünüzün kederini bir umut hissi olmadan karanlığa geçişi deneyimleyeceksiniz. Size yeni gücünüzün gizli güçlükleri olabileceğini söylemiştim ve bu da onlardan biridir. Bu huzura kavuşmadan önce yaşanan yangındır. O geçici bir şeydir ve siz onu aşabileceksiniz. Bu dönemde ayrılmanıza izin verilmeyecektir ve rehberlerinizin gitmiş olmalarına rağmen size daha az yakın olan diğer bazı varlıklar size dikkat etmek üzere civarınızda bulunacaklardır. Ancak onlar iletişimci değildirler ve siz onların hiç farkında olmayacaksınız. Her biriniz bunu farklı bir biçimde algılayacaksınız. Eğer gerçekten hazırlanmışsanız, o zaman bunu bekleyeceksiniz. Böylece bu size daha yumuşak bir süreç gibi görünecektir. Eğer bu süreçten geçmenize yardımcı olacak bir öğüt istiyorsanız, o zaman sürecin başladığını hissettiğinizde kendinizi dünyevi işlerle meşgul edin. Bir hedefe yönelik çalışmaya ve zevk aldığınız bir şeyi tamamlamaya konsantre olun. Bu sizin ruhunuz için bir oyalama taktiğidir ve ayarlama dönemi boyunca çoğunlukla işe yarayacaktır. Daha fazla yardım Bu dönemde imanın ne kadar önemli olacağını ne kadar vurgulasam azdır. Eğer bu geçişi gerçekleştirirseniz ve sonra kendinizi değişmiş bulursanız, arkadaşlarınız ve eşiniz sizi terk etmiş ve çalıştığınız işi kaybetmiş bir halde bulursanız kendinizi geriye ne kalmıştır? Yanıt basittir asla sahip olmadığınız her şey kalmıştır. Size dikkat ve özen gösterilecektir. Konumunuza saygı gösterilecektir. Sizi desteklemek üzere çevrenizde bulunan, görünmeyen varlıklarla birlikte üç üstad rehber, size hizmet edilmesini güvenceye almak için yüksek viteste bulunacaklardır. Zamanlama hala çok önemli olduğundan sabır da gerekli olacaktır. Ama yeni statünüz buna izin verecektir ve siz bekleme konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Korku alışılmış rolünü oynamayacak çünkü siz istediğiniz zaman ayrılma gücüne sahip olacaksınız. Siz birlikte kendi tapınağınızı taşıyacaksınız. Yani siz ruhsal, fiziksel ve zihinsel bakımdan tümüyle kendi kendinize yeterli olacaksınız. Geçiminiz bir sorun olmayacak, sağlığınız bir sorun olmayacak ve siz yalnız olmayacaksınız. Kendinizi yalnız hissedemeyecek kadar çok fazla sevinç hissedeceksiniz. Yeni rehberlerinizi sık sık mevcudiyetlerini doğrulayacak yeterli berraklıkla size görünür olacaklar ama daha fazla değil. Eğer dengede kalırsanız siz mutlu ve refah içinde olacaksınız. Buna inanın. Eğer başaramazsanız ne olur? Evrende böyle şeyleri planlayan varlıklar tarafından birçoğunuzun bunu mezuniyet statüsünün gücünü elde ettikten sonra bile başaramayacağı hissedilmiştir. Bu bir gezegenin bu tür bir titreşime ya da aydınlanmaya eriştiği ilk sefer değildir. Bu yüzden bu konuda evvelce vaki olmuş örnekler vardır. Bu birçok kişinin bu gücü elde ettikten sonra gerçekten ortadan kaybolup gezegeni terk edeceği anlamına gelir. Bu iki nedenden ötürü olacaktır. Bir, onlar bunu arzularlar. Yani kalıp yardım etmek yerine gitmek isterler. 2. Ego sorunları ya da diğer beşeri biyolojik eğilimler yüzünden dengede kalamazlar. Bu ikincisi istemeden olacaktır. Yani varlık yeterince dengesiz hale gelirse öylece ortadan kaybolup gidecektir. Daha önce söylediğim gibi mezuniyet statüsündeyken her ne nedenle olursa olsun gezegeni terk etmenin hiçbir olumsuz yanı yoktur. Siz kalıp yardım etmeyi başaramasanız ve istemeden ayrılsanız bile bu geçişle hiçbir olumsuz nitelik üretmeyeceksiniz. Statünüz mutlaktır ve burada kalan biri kadar yüksek derecede kutlanacaktır. Bu size tümüyle adil görünmeyebilir ama İsa'nın anlattığı müsrif evlat öyküsünde olduğu gibi, evinden ayrılıp hayatı hiç ciddiye almadan parasını müsrifçe harcayan oğul en sonunda eve geri döndüğünde babası tarafından evde kalan kardeşiyle aynı derecede onurlandırılır. Tek sevgi kaynağının davranışı böyledir. İsa bu tür sevgi hakkında epey şey öğretmiştir. Belki bu zamanda yeni gücünüzle İsa'nın sözünü ettiği şeylere ve verdiği örneklere yeni bir gözle bakmanız yerinde olur. Sizin aydınlanmanız için gönderilmiş bu öğretmenin sözlerini yeniden incelediğinizde yeni bir bilgi ve anlayış elde edebilirsiniz şimdi yolunuz nedir bunu okuyan bir çoğunuz bunu yapmasının henüz zamanının gelmediğini fark ederek bu yeni güç yolunu takip etmek istemeyecektir Eğer böyle bir sonuca vardıysanız Lütfen kendinizi yanlışta hissetmeyin bu şekilde hissetmeniz uygundur ve bu yeni statü olmadan devam etmeniz derin bir bilgeliktir çok daha iyi olacağınızı bilerek ve bu zamanda size ihtiyaç duyacak insanları ve gezegeninizi desteklemek için bir hayli şey yapabileceğinizi bilerek. Bu kendini değerlendirme kararında ayırt etme yeteneği çok önemlidir. Eğer bu yolu seçmeye karar verirseniz kimseyi etkilemeyeceksiniz ve bu yolu seçmemeye karar verirseniz de kimseyi düş kırıklığına uğratmayacaksınız. Bu, bu zamanda kendi yolunuzun neresinde bulunduğunuzu ruhsal olarak ayırt etmeye dayanan bir karardır. Hazır olduğunuzu hissedenleriniz bir sonraki adıma ilerleyebilirler. Mevcut durumunuz her neyse ondan çıkmaya kendinizi zihnen hazırlamalısınız. İşler sizin için değişecek ve siz bunu kabullenmelisiniz. Size beslenip barınmanızı sağlayan parayı kazandıran dünyevi işiniz ya da mesleğiniz son bulabilir ya da değişebilir kararınızdan geri dönemeyeceğinizi, yarı yolda fikir değiştiremeyeceğinizi bilin. Eğer hazırsanız ve bu değişimi gerçekleştirmek istiyorsanız, o zaman bu isteği evrene sözle ifade ederek açıkça talep etmelisiniz. Birçoğunuz perdenin bu yanıyla öylesine temastasınız ki, bu iletişim berrak bir biçimde ve derhal gerçekleşecektir. Ancak bazıları için bu her gün bunu sözle ifade etmeyi gerektirecektir ki, tüm ruhsal varlıklar sizi işitebilsinler. Bunu en az bir ay boyunca sürdürün. Böylece manyetik ayarlamanın nihai doğruluğunun düşüncelerinizi berrak bir biçimde taşımasını sağlayabilirsiniz. Bu süreç boyunca siz bu değişimi talep ediyor olacaksınız. Ben size değişme isteğinizi aktarabilmeniz için gerekebilecek asgari ve azami süreyi verdim. Eğer berrak bir biçimde işitilip işitilmediğinizden emin değilseniz azami süreyi kullanın. Olacak bir sonraki şey talebinizin uygunluğunun hemen değerlendirilmesi olacaktır. Lütfen anlayınız ki hepiniz mevcut yeni enerji sayesinde bu değişimi, bu geçişi gerçekleştirme gücüne sahipsiniz. Daha önce söylediğim gibi siz buna hak kazandınız. Perdenin bu yanından yapılan değerlendirme bir yargı değil, karmik ayarlama yolunda neyin gerekeceğini takdir edilmesidir. Çok az ifade deneyimine sahip bir varlık bu yeni gücü talep ediyorsa, o zaman bu değişimi başarmak için farklı türde bir hizmet gerekecektir. Kimse geri çevrilmeyecektir ama değişimin zamanlaması ve geçişin zorluğu her bir kişi için çok farklı olacaktır. Bu değişimi talep eden bir öğretmen onu derhal elde edebilir. Çok az ifade deneyimine sahip bir varlık ise sürecin başlaması için daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir ve sonra bu süreçten geçerken büyük zorluk yaşayabilir. Ama daha önce belirttiğim gibi herkes sonuçta bu süreçten geçebilecektir. Benim dünyanın manyetik ayarını değiştirmem bu değişimi gerçekleştirmek isteyen bazılarınızı geciktirebilir. 1992 yılı bunun için uygun bir yıl olmayabilir. Ama 1995 yılı olabilir. Talebinizi her üç ayda bir iğneleyin ve gücünüzü bekleyin. Uygun zaman geldiğinde onu elde edeceksiniz. Peki onu almaya başladığınızı nasıl bileceksiniz? Birincisi çok canlı rüyalar görmeyi ve bazı kederli, hüzünlü duygular hissetmeyi bekleyin. Bundan sonra çok derin bir depresyon olarak hissedebileceğiniz bir şey başlayacaktır. Daha önce belirttiğim gibi bu rehberlerinizin törensiz bir biçimde ayrılışıdır gerisi tarif ettiğim gibi olacaktır ve aşağı yukarı 90 gün sürecektir. İşte bundan sonra yaşamınızın değişmesini bekleyin. Daha önce sizin karmik yolunuza bağlı olan insanlar öğrenim yollarına sessiz devam edeceklerdir. Sizin onlarla ilişki ve etkileşiminiz artık sona erecektir. Evren onları sizden uygun şekilde uzaklaştıracaktır ki böylece onların dersleri altüst olup karışmasın ve sizde yaptığınız kontrat doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Gücü nasıl kullanmalı? Gelecek iletişimlerimizde bu zamanlar esnasında gezegenin hayrı için olumsuzu olumluya dönüştürmek üzere kullanabileceğiniz yöntemleri ayrıntılarıyla açıklayacağım. Bununla birlikte siz bu yeni statüyü elde ettiğinizde bunu nasıl yapacağınızı bilmekte hiç zorlanmayacaksınız. Ancak şimdilik size birkaç öğüt vereceğim. Etrafınıza sakın müritler, takipçiler doldurmayın. İsa dünyaya insanların en sonunda ruh varlıklarının tüm aydınlanmış gücünü taşıyabilecekleri ve ondaki sevgi gücünü en sonunda içerebilecekleri yeni bir ruhsal bilinç çağı hakkında güçlü bir mesaj aktarmak için gelmişti. Bu ne kadar güçlü bir mesajdı. O kendisine tapınılmasını istemiyordu ve ne olduğuna bakın. Onun tüm varoluş amacı evrensel sevginin gerçek işleyiş biçimi hakkında yeni bilgi ve bilgeliği aktarmaktı. Ancak süreç içinde birçokları onun söylediği şeyi alıp kendileri için uygulamak yerine ayaklarına kapanıp ona tapındılar. Partnerimle ilk iletişimlerimiz sırasında ayrıntısıyla tarif edildiği gibi İsa'nın öğretisinin büyük bir kısmı yeniden yorumlanmış ve gerçek İsa'yı bir ilah yapacak şekilde çarpıtılmıştır. O sizinle birlikteyken onun yeni bilgisini takip etmedikçe hiçbir bireyin yeni sevgi kaynağını elde edemeyeceğini kesin bir biçimde açıklamıştı. Oysa bu bilgi bugün size Tanrı'ya ulaşabilmek için İsa'ya tapınmanız gerektiğini söyleyen bir mesaj olarak ulaşmıştır. Niyet bu değildi ve bu insanların zihinlerinin nasıl gerçeği beklentilerine ya da işitmek istediklerine daha iyi uyacak bir biçimde çarpıtacak şekilde söylediğini açıkça göstermektedir. Takipçilerinizi azledin. Kimsenin sizin yerinizi almasına izin vermeyin. Yani kimse sizin yerinize öğretemez ya da sizin işinizi yapamaz. İşi yapmak sizin yeni gücünüzü gerektirir. Kimsenin sizin sözlerinizi yazıp sonra onlara değişik anlamlar atfetmesine izin vermeyin. Kitle iletişim araçlarından uzak durun. Unutmayın ki kitle iletişim araçları sizin mesajınızı tek yönlü aktarırlar. Bu iletişim değildir ve siz yeni çalışmanızda gerçek iletişimde bulunmalısınız. Sizinki daha çok teke tek yapılması gereken bir çalışmadır. Sizin çalışmanızda kitlelere kakıştırılacak hiçbir din yayma mesajı yoktur. Gezegene ve insanlara nispeten küçük gruplar halinde şifa verin. Bu süreçte her iki durumda da karşılıklı bir iletişim olduğundan emin olun. Şifa ve değişim dönüşümün mekaniği spiritüel, ruhsal bir alışverişi gerektirir. Saydam görüşe güvenmeyin. Çok az insan uzak bir mesafeden bakarak spiritüel tesirleri ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca sizinle birlikte olanların sayıları üzerinde odaklanmayın. Çok az ya da birçok kişi için sade, düzenli, dikkatli ve sebatlı bir biçimde çalışın. Yeni titreşimler öğretmenler için. Şimdiden sonra bu mezuniyet statüsünde ya da kısmi statüde olan insanları görebileceğinizi bilin. Onları nasıl göreceksiniz? Onların ifade renkleri ya da aura kalıpları nasıl olacaktır? Sizler önceden oluşturulmuş ve tutarlı, değişmez kalıplara alışıksınız. Hatta karışımlar ve anormal durumlar bile oldukça tutarlıdır. Ve şimdi uğraşılacak yepyeni bir oluşum vardır. İşte size birkaç öğüt. Sistemlerle çalışanlar karşınıza çıkan kişinin mezuniyet statüsünde bulunduğunu algıladıktan sonra onun için bir çalışma yapmaya kalkışmayın bile. Çünkü yapacağınız hiçbir okuma doğru olmayacaktır. Aslında sizin mezuniyet statüsünde bulunan biri için okuma yapmanızın hiçbir nedeni olmamalıdır. Bir kez bu statüye geçtikten sonra kişi bir sistem okuması talep edecek kadar budala olmayacaktır. Çünkü artık onun doğuştan sahip olduğu damga iptal olmuş ve anlamsız hale gelmiştir ve onlar bunu anlarlar. Onların doğum tarihleri ve daha önceki yaşam renkleri artık nötrdür ve devresel biyolojik kuvvetler artık uygulanamazlar. Sizin sistemleriniz damga bilgisini okurlar ve artık onların okuyacağı bir damga yoktur. Sistemler dışı çalışanlara gelince sizler yeni mezuniyet statüsünü parlak beyaz olarak algılayacaksınız. Hem aura rengi hem de ifade rengi ya da ya saydam beyaz ya da nötr olacaktır. Büyük algı gücüne sahip olanlarınız üç üstad rehberin enerjisini kesinlikle fark edebilirler. Üç kuvveti bireylerin içindeki boyun eğdirilmiş bilgelik sınırları içinde eylem olarak hissedilecektir. Onlar size huzurlu ve evrensel bilgiye sahip insanlar gibi görüneceklerdir. Ve taşıdıkları olağan dışı sevgi titreşimi de kendilerine bir mıknatıs gibi takipçileri çekecektir. İzlenecek bir başka durumda bu yeni çağda doğanların durumu olacaktır. Bu bireyler benim yeni ayarlamamla rahat olmalarını sağlayacak yeni bir damga kalıbına sahip olacaklardır. Bu kalıp daha önce gördüğünüz her türlü kalıptan farklıdır ve bu oldukça ayırt edici bir özellik olacaktır. Bunların auralarında yeni kırmızı ve kırmızı kahverengi kalıplar ve yaşam enerjilerinde yeni bir koyu mavi kalıp arayın. Haritalardaki belli olumsuz ve çeler bu yeni varlıklar için geçerli olmayacaktır özellikle geçmişte çoğunlukla izlenmesi gereken daha küçük gezegen gerileyişi mekaniği onlara uygulanamayacaktır. O herkes içindir. Bu yeni zaman aydınlanma yolundaki herkes için güçlüdür. Bu mesajlar sunulan tüm onurları almayı dileyenler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ve böylece siz aynı kalmanız gerektiğini ya da buraya dahil edilmediğinizi hissedebilirsiniz. Bu böyle değildir. Siz mezuniyet statüsünü talep etmeseniz de aynı yeni güçlerin bazıları isterseniz sizin olabilirler. Savunmacıdan çok saldırgan gücün hemen sizin olduğunun farkına varın. Onu şimdi talep edin ve kullanın. Her nereye giderseniz güç kabarcığınızı yansıtın ve çevrenizdeki insanların değişimini izleyin. Daha önce size nüfuz eden olumsuz enerjiler bu kez bu yeni kabarcığınıza çarpıp geri döner görüneceklerdir ancak siz neyi yansıtırsanız onu alacaksınız ve eğer bu mesaja inanmamayı seçerseniz o zaman o kabarcık sizin için mevcut olmayacaktır ve siz bunu okuyarak bir şey öğrenmiş olmayacaksınız siz ayrıca şimdi 1992 enerjisinden önce sahip olduğunuza oranla çok daha büyük bir şifa gücüne sahipsiniz hem kendiniz hem de başkaları için sizin neden savunmacıdan çok saldırgan olabileceğinizi açıklayayım. Şimdi yedek olumlu ve olumsuz enerjiler birleştiklerinde nötr hale gelirlerdi. Yani her ikisine doğru da bir eğilim yoktu. Bu zamana kadar olan ifadenizde siz hiç kuşkusuz olumsuz enerjinin farkındaydınız. Ve her olumsuz enerji bir olumlu enerjiyi iptal ettiğinden ve eğer hassassanız bu sizi altüst edebileceğinden dengeyi korumak için olumsuz enerjilerden arınmak zorunda olduğunuzun sezgisel olarak farkındaydınız. Olumlu ve olumsuz arasındaki denge artık nötr değildir. Şimdi size sunulan tek sevgi kaynağının yeni gücü bunu değiştirmiştir. Ve siz olumlu olanın her zaman kazanacağı bir durumu hak ettiniz. Artık olumsuz olumlunun yerini kapamaz ya da onu geçersiz kılamaz. Onun yerine olumlu olumsuzu önemsemeyecektir. Çünkü o şimdi daha önce sahip olmadığı bir güce sahiptir. Daha önce belirttiğim gibi siz bu gücü bu gezegende şimdiye dek yaptığınız çalışmayla titreşimi mevcut yüksek düzeyine çıkararak kazandınız. Bu yeni güçle birlikte değişim gelir ve işte ben bu yüzden buradayım. Bazılarınız o değişimi ve geçişi talep etmeseniz de yeni rehberler ve bazı yeni aşılar alacaksınız. Bu sizin bu zaman esnasındaki tekamülünüz için normal bir şeydir. Kısa bir süre için, özellikle derin bir depresyon geçirmişseniz, o zaman bir rehber değişimi yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Siz yalnız bırakılmış olmasanız da, bir rehberin ayrılışı sizin ruhunuz için her zaman önemlidir. Siz ruh varlığınızla temasta olmadığınızdan o size neden mutsuz olduğunu söyleyemez ama siz bunun sonuçlarını aynen hissedersiniz. Mideniz de sizinle konuşamaz ama siz onun ne zaman aç olduğunu anlarsınız. Bu da benzer bir durumdur. Sadece o fiziksel değil, ruhsal bir durumdur. Yeni tutum Size son sözlerim yine sizin yeni enerjiye vereceğiniz karşılık ve onun hepiniz için ne anlama geldiği hakkında olacaktır. Ben burada kaldığım sürece hepinize ortak bir mesajım olacak ve eğer siz bu yazıları takip ederseniz o mesajda sık sık karşılaşacaksınız. Bu mesaj ille de benim hizmetim hakkında değildir. Çünkü çok şükür ki çalışmamın mekaniğini açıklamaya çalışmak zorunda değilim. Benim bu zamanda partnerimin hayatına girmemin nedeni size sizin hakkınızda bilgi vermektir. Birçoğunuz şimdi endişe duyuyorsunuz. Bazılarınız değişime sırf o değişim olduğu için tepki gösteriyorsunuz. Bir insan olarak aşınızın bir bölümü de değişimden korkmak ve istikrar ve sürekliliği arzulamaktır. Dünyanıza baktığınızda siz aynılık ve süreklilik görürsünüz. Siz bütün zaman boyunca bakıp ölçebileceğiniz unsurlar içinde değişmez ve güvenilir bir hal görürsünüz. Durum kesinlikle böyle değildir. Çünkü evren sürekli değişim ve geçiş halindedir ve eğer tüm tabloyu görebilseydiniz bunu da görebilirdiniz. Değişim aslında arzulanan bir haldir ama sizin için aşılarınızın hissine karşı gelmek zordur. Lütfen bunların iyi değişimler olduklarına inanın. Her şey göründüğü gibi değildir. Benim ayarlamalarımın sizin için uygun olduklarına güvenin, rahatlayın ve bu zaman boyunca dünya ile barış içinde olun. Yeni enerjiyle birlikte işlerin işleyiş biçimi hakkında çok daha berrak bir tablo gelir. Bu perdenin eskisinden daha berrak görmenizi sağlayacak şekilde biraz kalkmasından kaynaklanır. Geçmişteki iletişimler çoğunlukla örtülü, şifreli ya da sizin yorumunuza açık bir öykü formundayken, şimdi onlar çok daha açık ve esasa aittir. Aradaki kalın perde yüzünden daha önce mesajlar yanlış bir biçimde yorumlanabilirken, şimdi onlar açık ve berrak olacaklardır. Umarım siz bu mesajları okurken bunun olduğunu görebilirsiniz. Ben sizinle eskisine göre çok daha açık ve sade bir biçimde konuşacak birçok varlığın başında geliyorum. Bazılarınız ilk kez perdenin benim bulunduğum tarafından sizin bulunduğunuz tarafına aktarılan bir duygusal hissi algılayabildiğinizi ya da böyle bir hisle temasta olduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Benim iletişimlerim şimdiden içinizde benim tarafımdaki varlıklar hakkında Belki daha önce hissetmediğiniz hisleri harekete geçiriyor olabilir. Bu yeni bir şeydir. Geçmişte evren sevgiden söz ederdi ama size bu konuşma duygusuz, harfi harfine bir açıklama gibi görünebilirdi. Şimdi artık perdenin ötesine erişebilip sözünü ettiğin bazı şeyleri hissedebilmenizin zamanı gelmiştir. Bu yeni bir şeydir ve o size ne kadar çok sevildiğiniz konusunda mükemmel bir içgörü vermelidir hiç istisnasız herkes İsa peygamberin sevgisinin farkına varmıştır. Bu onu tarihte diğer üstadlardan ayıran şeydir. Bu sevgi her zaman ola gelmiştir. Ama şimdi bu zamanda o sizin için bir güç olarak kendini göstermeye hazırdır. Uzayın karandığını saf ve koşulsuz bir sevgi olarak, sizin için sürekli tetikte olan, size çok düşkün bir ana babanın ya da eşin sevgisi olarak imgeleyin. İsa sizin aileminize bu gücü damla damla akıtarak geldi ve siz bunu fark ettiniz. Bu şimdi sizinle benim, benim tarafımdaki tüm varlıklar ile sizin aranızda daha özgürce akan o aynı tanrısal ve güç dolu sevgidir. Bu sizin hak kazandığınız çok özel yeni düzenlemedir. Sadece bu bile hissettiğiniz değişimlerin endişesi içindeyken size huzur ve teselli vermelidir. Bu sözleri okuyup bitirdikten sonra ve bu gece yatak odanıza çekildiğinizde sizden şu alıştırmayı yapmanızı rica ediyorum. Eğer iştenlikle uygularsanız sonuçlar elde edeceğinize garanti veririm. Çünkü bu gerçektir. Ve bu yüzden o kendisini realite olarak tezahür ettirecektir. Siz sık sık sözünü ettiğim bu yeni sevgi enerjisinin bir kısmını hissedeceksiniz. Lütfen şu alıştırmayı uygulayın. Alıştırma Gözleriniz kapalı bir halde, bir tepede durmuş, aşağıdaki denize baktığınızı imgeleyin. Çevrede dalgaların ya da rüzgarın sesinden başka bir ses işitilmemektedir. Zihninizi dünyevi her şeyden arındırıncaya dek orada durun. Eğer sesler ya da müzik yardımcı olursa, içinizden dingin düşüncelere kavuşmak için kendi kendinize şarkı söyleyin. Yavaş yavaş karanlık perdenin size yaklaştığını ve bir metre kadar uzağınızda durduğunu hayal edin. Eğer bunu gözünüzde canlandıramazsanız, o zaman onu çağırın ve o gelecektir. O çağrıldığında gelmek zorundadır. Şimdi perdenin öte yanındaki rehberlerinize hoş geldiniz dercesine ellerinizi uzatın. Bunu gerçekten ya da hayalinizde yapabilirsiniz ama ellerinizi uzatılmış halde tutup bekleyin. Kısa bir süre sonra ellerinizin ısındıklarını ya da hafifçe karıncalandıklarını hissedeceksiniz. Bu ellerinizin tutulduğunu gösterir. Ayrıca sizi ağlatacak kadar dolduran bir doyumun da farkına varacaksınız. Bu bir sevinç ve huzur duyumudur. Evren gerçekten oradadır ve o sizi umursamaktadır. Siz gerçekten perdenin öbür yanına erişiyor olacaksınız ve bu durumda rehberlerinize dokunabilirsiniz. Rehberleriniz sizin hizmetteki en yakın varlıklarınızdır ve onlar sizi yürekten severler. Onlar orada sevgi hizmetiyle bulunmaktadırlar ve onlar ilk kez sizinle iletişim kurmaya çok açık olacak ve bundan heyecan duyacaklardır. Sizin onlara erişecek kadar kendilerini saymanız karşısında onların neler hissettiklerini hayal edin. Çünkü onlar onlar için siz yücelmiş olansınız ve onlar size hizmet etmektedirler. Elleriniz onlar tarafından tutulurken durup bu hisle oynayın. Çünkü hayal gücünüz vasıtasıyla siz bu yeni iletişimi sağlayan düşünce enerjisini gerçekten yaratıyorsunuz. Düşünceler gerçek enerjidir ve deneyimleyeceğiniz şey sadece sizin zihninizde kalmayan çok gerçek bir şeydir. Siz o sevinç halindeyken dünyevi herhangi bir şey hakkında tüm korku kaybolup gidecek ve onun yerini bir sevgi dalgası alacaktır. Hatta Toprağın üzerinde yükselmeye başladığınızı bile hissedebilirsiniz. Bu teması 3 dakikadan fazla sürdürmeyin çünkü daha fazlası ruhunuzu yoracak ve bu da ertesi gün zihinsel bir gerilim or olarak ortaya çıkacaktır. İnanın bana, siz bu temasın saatlerce farkında olacaksınız. Temastan sonraki parlaklık sizinle kalacak. Bunu günde bir kereden daha fazla yapmayın. Bu olumlu bir duygu hissetmek amacıyla yapılacak zihinsel bir alıştırma değildir. Yaptığınız şey sizin için gün boyunca yaptığınız başka her şey kadar gerçek olacaktır. Hepinizi ölçüsüz bir biçimde yürekten seviyorum. Benim size Kiryon olarak hizmetim önce sizi sevmektir. Sonra size manyetik bilgimle hizmet etmektir. Evrenin her varlığının önceliği tek sevgi enerji kaynağı çevresinde döner. Burada sunulan mesajlar sadece evren tarafından koyulan ve dünyayı kurtarmak için takip etmeniz gereken çıplak, yalın kurallar değildir. Bu mesajlar ruhsal aileniz tarafından dünyadaki ifadenizi düzeltmek ve yeni kazanılmış gücünüzü kutlamanıza yardımcı olmak için verilmiştir. Semavi baba ibaresi rastgele kullanılmış bir ibare değildir. Çünkü bu perdenin bu yanındaki bizler için sizin sahip olmanız gereken aile duygusunun ta kendisidir. Biz sizin çalışmanıza karşı ilgisiz ve duygusuz değiliz ama şimdiye dek bunu size aktarabilmemiz olanaksız değilse bile çok zordu. Ben manyetik hizmetten geliyorum. Kuşku ya da korku içinde olduğunuzda beni düşünün. Düşünceleriniz huzura dönüşebilir ve beni düşünerek rehberlerinize hizmete girişmeleri yönünde gerçekten harekete geçirebilirsiniz. Düşünceler böyle işler. Doğa da aynı türde bir şeydir. Bunun asıl mekaniği çok karmaşıktır. Ve o aşılarınızın uygun tasarımından dolayı sizin bu zamanda kavrayamayacağınız işlemleri içerir. Bana güvenin ve düşüncelerinizin aktif oldukları ve değişim yaratabilecekleri bilgisini kabul edin. Siz tek bir varlığın birçok insanın düşüncelerini aynı anda nasıl işitebileceğini merak edebilirsiniz. Peki siz aynı anda birden fazla sesi işitmiyor musunuz? aynı anda işitebileceğiniz müzik aletlerinin sayısında bir sınır var mıdır bu da buna benzer ayrıca her bir insan için o insanın düşüncelerini ve sözlü ifadelerini beklemekten başka bir şey yapmayan en azından iki varlığın bulunduğunu da unutmayın yeni sevgi kaynağı büyük bendir güneşin içindeki güneş ve tüm gücün merkezi olan ben o tektir ve o hepimize aittir partnerime bu aktarımın berraklığından ötürü ve düşünce imgeleri geldikleri anda onları yazmakta duraksamadığı için saygılarımı sunuyorum. Çünkü bazıları eninde sonunda öğretmenlerin ve öğretmen olmayanların alay konusu olabilecekleri için yazılması zor düşüncelerdi. Bugün gerçeği okudunuz. Bir gün o öylesine parlak bir biçimde ışıldayacak ki nasıl olup da ondan kuşkulandığınızı merak edeceksiniz. Ben manyetik hizmetten kiriyonum. Hepiniz sevgilisiniz. Kirlon, Ocak 1992